Avrupa Alevi Bektaşi Konfederasyonu PKK'nın kontrolündeki Demokratik Güç Birliği ile ilişkisini dondurma kararı aldı. Karar geçen hafta Avrupa Alevi Bektaşi Konfederasyonu'nun düzenlediği mitingde PKK ve Abdullah Öcalan flamalarının açılmasının ardından verildi. Laikliğe evet, şeriata hayır sloganıyla düzenlenen mitingde Hatip Dicle, Sol Partili Federal Parlamento Milletvekili Sevim Dağdelen gibi isimler katılmıştı. Miting PKK yanlılarının Öcalan ve PKK flamaları açmasıyla gündeme gelmişti. Demokrat Müslümanlar. Miting sırasında ellerinde Türk bayrağı taşıyan çok sayıda yurttaş bu durumu protesto etmiş, PKK ve Öcalan flamaları indirilmek zorunda kalmıştı. Konfederasyonun basın sözcüsü Fuat Ateş de miting sırasında bu duruma tepki göstermiş, kurum adına müdahale ettiğini açıklamıştı. Mitingimizin başında yaptığımız çağrılara kulak asmayan 200 kişilik provokatif bir grup vardı. Abdullah Öcalan posterleri ve bazı sembollerle kalabalığı 70 bin 80 bine yakın bir kalabalıktan bahsediyoruz. Bunun içinden sadece 150-200 kişinin bir provokasyonu söz konusu oldu. PKK ve Öcalan flamalarının açılmasına Avrupa'dan ve Türkiye'den büyük tepkiler geldi. Bu tepkiler üzerine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Öcalan ve PKK flamaları açan grubu bünyesinde bulunduran Demokratik Güç Birliği ile ilişkilerini dondurduğunu kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada bulunduğu bütün ülkelerde resmi olarak tanınan, ciddiye alınan, önemsenen bir örgütün hiçbir illegal örgütle ilişkilendirilmesine müsaade etmeyiz, edemeyiz. Bizim her yerde muhatabımız legal, demokratik kurumlar oldu, olmaya da devam edecektir denildi.